Arkadaşlar, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Uzun zamandır video çekemedik arkadaşlar, kusura bakmayın. Ramazan dolayısıyla gerek işlerin yoğunluğundan dolayı. Yine bugün sizlere ufak tefek bilgilendirmelerde bulunacağım arkadaşlar. Videomuzun konusu muhabbet kuşlarına ev ortamında mama hazırlamamız arkadaşlar. Biliyorsunuz muhabbet kuşlarımız doğal ortamlarında gerek böcek yemesi olsun, bitkilerin kökleri olsun, bitkilerin tohumları, bitkilerin yapraklarıyla aynı zamanda beslendikleri için arkadaşlar doğada mama gibi bir şeye ihtiyaç duymaları söz konusu değil. Ancak evde beslediğimiz, kafeste beslediğimiz kuşlara sadece muhabbet kuşu yemi vermemiz kuşlarımız için hem vitamin hem mineral açısından eksik kalıyor arkadaşlar. Bunun için takviye besinleri yapmamız gerekiyor. Yine bugün evimizde herkesin evinde bir kısmının dahi bulunabileceği malzemelerle muhabbet kuşumuza nasıl mama yaparız arkadaşlar? Onlarla ilgili bir video çekmiş olacağız. Sizleri de bilgilendireceğiz arkadaşlar. Öncelikle malzemelerinden bahsedeyim size. Arkadaşlar marul kullanacağım. Yine maydanoz, bebe bisküvisi var. Yumurta zaten başlı başına bir protein ve vitamin kaynağı arkadaşlar. Besin kaynağı. Karnabaharımız var. Yine brokolimiz var. Brokoli özellikle muhabbet kuşlarının çok sevdiği bir yiyecektir. Zaten tohum şeklinde olduğu için muhabbet kuşlarımız bunun ilgisini de çekerekten yemeklerinde keyif alıyor arkadaşlar. Kızıldarya da benziyor zaten. Yine salatalık ve havuç arkadaşlar. Bunlarla ilgili kimisini ronda da çekeceğim, kimisini rendeleyeceğim, kimisini bıçakla doğrayacağım arkadaşlar. Kimisini kaşıkla ezeceğiz. Bunlarla ilgili yine hazırladığımızda karışım videosunu şu an izleteceğim sizlere arkadaşlar. Hadi şimdi bunları hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, malzemelerimizin hepsini doğradık. Kimisini rondoyla, kimisini bıçakla, kimisini de rendeyle arkadaşlar. Şurada göstereyim. Bebe bisküvimizi elle parçaladım, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yine karnabaharımız, maydanozumuz, havuç, yumurta olmazsa olmazlardan, salatalığımız, marul, brokoli, yine karnabahar arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığımızda dikkat etmemiz gereken şeyler fazla sulu ya da ıslak olmamalı. Bu yüzden bunların sularını süzmeye dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü kuşlarımız ağzına su geldiğinde mamada genelde yemiyorlar. Hatta mamadan da soğuyorlar arkadaşlar. Yine bunu karıştıracağız şimdi arkadaşlar. Orada da zaten bunun kıvamını, tarifini yapacağım arkadaşlar. Hadi şimdi karıştırmaya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle malzemelerimizi şöyle göstereyim. Bu şekilde iyice harmanlayacağız. Kovanın içinde. Evet arkadaşlar, şu şekilde karıştırıyoruz. Şurada bir karnabaharımız, yumurtamız bölünmemiş. Zaten şöyle gördüğünüzde aslında doğal bir sebze püresi yapmış olduk. Yumurta takviyeli. Bunun içine yine arkadaşlar aspir karıştırabiliriz kanarya yemi. Çünkü kuşumuz meyveyi bulduğunda şey yapacak. Arkadaşlar kuru dediğimden bahsettiğim şu arkadaşlar. Ellediğinizde elinizde vıcık vıcık olmaması gerekiyor. Ki şu an o kıvamda. Ve şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu mamayı verdiğimizde kuşumuza takribi 7 saatte artık bozulmaya başlayacaktır kafes içerisinde. O yüzden 7 saat içinde de almamız gerekiyor arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra artık tabii bizim kuşumuz çift olduğu için fazla bir kuşumuz olmadığından ona göre yaptık arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi kuşlarımızda yumurtlama dönemlerinde 2 güne bir vermenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yavru olduğunda kuşunuzda arkadaşlar bunu her gün tekrarlamanız gerekiyor. Çünkü kuşlar için de çok önemli besin kaynağıdır. Yine haftada 2 gün boşluk bırakalım arkadaşlar her gün vermenize rağmen. Çünkü kuşun da ister istemez bir yem takviyesi anne babası tarafından yapılması gerekiyor. Şimdi bu kuşumuzlarımıza bunları servis edeceğiz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diyorum. İyi günler.